Evet arkadaşlar, bugün Isparta Davraz Kayak Merkezi'ne doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 30 dakika sürecek yolumuz. Yol üzerinde de sık sık konu hakkında bilgilendireceğim. Isparta merkezden artık Davraz yoluna döneceğimiz tabelayı görüyoruz burada. Buradan sonra biraz daha dağ yolu, dağ manzaraları, oldukça güzel bir yoldan devam edeceğiz. Buyurun izleyelim. Çobanhisar'a geldik arkadaşlar. Burası Davraz'a tırmanmadan önceki son köy. Aynı zamanda burada kayak odaları var. Kayak odalarından da hem kayak kıyafetleri, hem kızaklar, kaymak için ekipmanlar kiralayabiliyorsunuz. Şimdi biz de bir odaya 100 metre sonra uğrayıp sağa dönün. bir kayak takımı kiralamak istiyoruz. Biraz da ileride mi? İleride. Tamam. Biz bir tanıdığımız vasıtasıyla bir kayak odasına gideceğiz. Orada da fiyatlar hakkında size bilgilendirme yapalım. Bunlar da taş evlermiş. Çok güzel olur aslında. Eğer kalmak isterseniz ve Davraz'ın kayak merkezinde değil de biraz daha uygun olsun derseniz buradaki taş evlerde konaklayabiliyormuşsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir tane daha hem kayak odası hem taş ev var. Biz biraz daha ileriden kayak takımı kiralayacağız. Burada da bir tane kayak kiralama yeri var. Burada tur otobüsleri var. Bizim duracağımız yer de burası arkadaşlar. Şöyle uygun bir yer olayım. Şurası bizim için uygundur. Evet arkadaşlar, Perçemkaya Kayak Odası'nı tercih ediyoruz biz. Şimdi içeriye girelim. Emrah Bey ile tanışalım. Burada kayak takımları var. Bastonlar, snowboardlar. Fiyatları da hemen gösterelim size. Şurada fiyatlar yazıyor. Fiyatlar oldukça uygun. Hem Uludağ'a göre, hem Saklıkent'e göre, hem kıyafet, hem snowboard, hem kayak takımı aynı. Bilenleriniz bilir. Snowboard ve kayak takımı normalde aynı ücret olmaz ama burada fiyatlar oldukça güzel. Ve Kaymay'la ilk defa tanışacak olan Defne Hanım. Bakar mısınız? Hazır mısınız? Defne yapalım. Şöyle yap bakayım. Evet. Öğreneceğiz mi bugün? Onun elindekinin ismini biliyor musun? Snowboard. Snowboard. De Snowboard. bakayım. Snowboard. Snow neydi hatırlıyor musun? Kar tahtası. Tamam.
yukarıda tekrar devam edelim. Şimdi Emrah abi bana diyor ki kayağı bırak, snowboard dene, ben de sana öğreteceğim diyor. Evet. Doğru mu abi? İlk aşamamız o. Tamam. Snowboard'a başlayacağız inşallah. Tamam. Bakalım, heyecanlıyım. Kayaktan sonra yapabilecek miyim emin değilim ama. Evet. Tamam, bir de 42 numara alıyoruz. Başka? Snowboard. Snowboard aynen. Snowboard böyle... da yani normal çeyreğe göğüs ağrısı vereceğim. Çok da büyük olmasın, çok küçük olmasın. Tamam. İdeal şey. Tamam. Böyle başlangıç seviyesi. Ben ilk defa snowboard yapacağım. Benim gözlüğüm nerede? Burada kayak takımları, aynı zamanda snowboardlar var. Abi ya bana gel. Geliyor mu? Ha. Evet. Şimdi bu bana uygun diyorsun. Uygunluk da şöyle almış galiba, değil mi? Evet. Omuz göğsü kenarı. Tamam. Çok uzun olması yok, tek olmaz. Tamam, anlaştık. İlk etapta 15-15. İki kitabı da kaybetmeyi için. Tamam. Ben zaten çok bilmiyorum. Sen şöyle yapmayacağım, ben onu yapacağım. Tamam. Uygun da olsa da giyelim. Abi de şey istiyorum. Kask istiyorum şu kamerayı koyabilmek için. Var. Tamam, süper. Defne'cim sen de gel. Bir de Defne'ye kaymak istese böyle basit. Şöyle yapayım. Bir daha istiyorum ki bak, ne isteyeyim şu. Evet. Gel kızım. Şöyle de onu da annen de görsün. İstiyorum ki Defne şey yapmasın. Korkmasın, cesareti gelsin. Hafif kaysın. İstiyor musun bunu? İster misin? Tamam, süper. Bak şimdi getirecek. Kepeleri çıkmayacaksın. Ben abi sana aşağıya göstereceğim. Bak. Bu ne tatlı bir şey. Bu ne tatlı. Bir dön sen kaymak. Bak şöyle. Kaskı var abisi, pembe. Tamam. Bu pembe olur mu? Bu da pembe. Bak, pembe olsun mu? Olsun mu? Tamam, bu da olsun. Tut bunu. Tamam, bunu da aldık. Normalde fiyatlar ne abi? Sen onu söyle. 80 TL. 80 TL. Kıyafetler, biz kayak kiralımız var. Normal, kayak takımı 80 TL. Şarama takımı 80 TL. Kayak takımı? Kayak takımı 80 TL. Ne kadar? O ayakkabı bütün olursa hareketi kolay yaparsın. Heh, tamam. Şimdi, burası gevşek. Ani bir hareket yaptım, kırma tehlikesi yüksek. Tamam, iyi. Bunları iyi söyle abi. benim bel problemi, evet. Kuşak takıp da kaycım. Normalde doktor yasak var mı? Bellik melik istersen. Var. Bundan önce saklı kendine gittim, kask vermediler, kask yok diye. Neden? Yokmuş abi, böyle saçma bir şey. Şimdi bizde kask, malzeme çok. Bayağı çoğaltmışsın ha. He? Bayağı çoğaltmışsın. Çok çok. Buna yeni getirdim. Şurada yeni geldim. İlk defa var mı kullanmış? Evet. Sana vereyim yoksa sıfır. Süper. Daha güzel ya. Evet. Ayaktan daha güzel. Ayaktan rahat olur. Daha rahat, evet. Daha rahat. Güzel. Şimdi şöyle düşün. Şuna bu. Farklı olur. Kayak BMW. Kayak da sadece. Kayak BMW. İstekler bu retro. Snowboard istekler kayak. Tamam. Bunda özgürlük var. Tamam. Kayağın tabii ki. Olsa kayağı da olur. Bizimkine genelde pis kayak. Tamam, sen artık aşağıda yukarıda anlatacaksın. Şöyle güzel, böyle kötü diye. Ben de sana... Yarın ne geleceğim ya? Yarın diyeceğim ki abi bana şundan ver dedim mi? Bil ki ya bu ya o. Tamam. Kararını ver bunu sana. Sonra da yarın yapacağız. Ama sen bunu ben sevdirim. Bana yani. Tamam, süpersin abi. Ya. Şimdi şunları alalım. Evet Emre ustam, söyle. Başladı mı sezon? Evet hocam, hayırlısı. Bugün sezon açıyoruz. İlk benimle açıyorsun değil mi? Evet, 2022. İlk Emre tamam. Abiyle ve kızıyla. Tamam, İlk süper. İlk yarısımızı yapacağız hayırlısıyla. Ya hadi o zaman daha tırmanalım. Hadi bakalım. Hadi gelin. Görüşürüz abi. Biz çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi... Kayak takımlarımız tamam. Davraz'a doğru yola başlıyoruz. Şimdi bir tırmanalım yukarıya doğru. Kayak takımları ve snowboardlar, aynı zamanda kıyafetler. Perçem Kaya kayak odasından aldık. Kiraladık daha doğrusu. Fiyatları oldukça uygun olduğunu söyleyebilirim. Daha önce de ifade etmiştim ama daha güzel bir fiyat politikası var Davraz'ın. Şimdi yukarı çıkacağız. Yukarı çıktıktan sonra ski pesleri alacağız. Ski pesleri aldıktan sonra Emrah hocam çok ısrar etti snowboard dene diye. Bugün snowboard deneyeceğim. Ne kadar başarılı olabileceğim onu deneyeceğim. Ondan sonra eğer memnun kalırsam Davraz'a yarın gelip bu sefer tek başıma snowboardla tekrar kaymayı düşünüyorum. Aynı zamanda 5 yaşındaki kızım için de ilk defa snowboard deneyimi olacak.
Bakalım, çok heyecanlıyız. Daha yaklaştıkça tekrar devam ederiz. Evet, şimdi dağ toru tırmanıyoruz ve hafiften karları görmeye başladık. Yaklaşık bir 8 kilometremiz kaldı. Arkadan da eğitim hocamız geliyor. Yaklaşık bir 5-6 kilometre sonra, yani 10 dakika sonra Davraz'ın kayak merkezine ulaşmış olacağız. Şimdiden karları görmek insana huzur vermeye başladı bile. Arkadaşlar, buradan skipass ücretlerini göstereceğim size. Skipass ücretleri şöyle. Buradan da telesiyecide yukarı doğru çıkıyoruz. Haydi o zaman başlayalım. Gidiyor muyuz? Burada gelen arabalar geldi, durma ya. Haydi. Hadi bir gidiyorum abi, aranıza girmeden. Vallahi zaten girsem yani 2022 senin için hayırlı geçmez. Ciddi mi söylüyorsun? Tamam, yani, haydi o zaman. Arasında girsem hayırlı geçmez. Haydi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Kalk abi burada. Başlandı. Ha, yürüyün. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, sağ olun. Arkadaşlar nasılsınız? Süperiz abi. Çok güzel ya. Çok güzel bir gün tercih etmişim. İnşallah yarın da böyle olur. Yani bu güzellik, bu şeyi kavrayıp bundan sonra senden alıp devam edeceğim. Şu an bütün pistler açık mı? Evet. Yukarıdan hariç tüm pistler şu an açık. İlk bölge. İkinci bölge, T-Bar ve Baba kısmı ulaşıyor. 4 bölge yanmışım. Süper! Şurası mı ilk bölge? Burası ilk bölge. Tamam. İkinci biz en tepeye mi çıkacağız? İlk buraya kayacağız. Tamam. İlk eğitimimizi zirveden başlayacağız, ilk bölgede. Tamam, süper. Davraz'ın şu an tepesindeyiz. Bubble henüz açık olmadığı için en fazla buraya kadar gelebiliyoruz. Bubble henüz açılmamış. Buradan aşağı kayacağız. Evet, sanki bir deneme var. Buyurun onu izleyelim.
girsin. Bir deli olur. O da para kar. Oraya gelsin. Yavaş yavaş. Evet, şu anda eşit diyorsun. Aç sen sağa sola. Sen sağa sola gir. Oynama. Orta oynama. Thank you.
Taşıya bak. Taşı kolaya bak. Hiç yer. Şimdi. Kanıkan var. Kanıkan saygı. Kanıyorum seni. Haydi efendim. Taşıya bak. Bir şey. Bırak. Bir şey. Harikasın. Bravo sana. İşte bu kadar.